Olmaz. Ay ay ay, olamaz. Anne, Müfit Bey'i dünyada evlendiremezsin. Sana ne kızım? Ay sana ne oluyor? Ya, alt tarafı bir Müfit. Tabii. Bana ne oluyor ki? Yani evlendirirsen evlendir. Ben öyle birden tepki olarak şey ettim. Şunlara bak. Ana kız kendi aralarında bile birbirlerine üç kağıt yapıyorlar. Vakit kaybetmeden hemen Müfit'e kız arama çalışmalarına başlamamız lazım. Helal süt emmişini bulacak kadar zamanımız olmadığından artık ne çıkarsa baktığımıza. Oo, sevgili kayınvalideciğim. Hayatımda ilk defa sizinle aynı safta yer alacağım. Ve Müfit'in evlendirilmesine destek olacağım. Evet, önce masar için stoklamış bulunduğumuz elimizdeki kısmet adaylarına bir bakalım. Oh oh, şuna bakın hele. Kocaman bir defter dolusu kadın stoklamış. Vah canım, şuna bak hele. Nasıl da çırpınıyor. Şu kız fena değil işte. Bu telefon sinyal sesi vermiyor. Arızalıdır anneciğim. Sen boşuna yorma kendini. Kısmet değilmiş. Ne yapalım? Yok canım. Seni hazır karga seni. Peki buna ne diyeceksin? Allah Allah. Ay telefonun fişi çıkmış ayol. Ayağıma dolanmış. Allah Allah. Gerçi bu kız da medyanın dikkatini çekip ünlü olmak için mezbahalar müdürlüğünün önünde soyunmuştu ama boş ver, güzel kız. Müfit gitti gider. Böylece Junior Cadalos Firdevs de bana yaptıklarının cezasını bulmuş olacak. Alo. Zennur Hanım'la görüşecektim efendim. Nasıl? Evlendi mi? Peki boşanmayı falan düşünüyor mu acaba? Terbiyesiz. Telefonu suratıma kapattı. Bunu kaçırdık. 4-7 çalıyor. Alo. Merhaba Laleciğim. Ben Menkıbe. Hayırlı bir iş için aramıştım. yok masar değil. Ama en az onun kadar değer verdiğim biri. Onun kankası. Böyle sırrım gibi. Ay çok da yakışıklı canım. Allah'ım ne olur olmasın, ne olursun. Bak istiyorsan damadı kaptığım gibi getireyim sana. Ne? Ne? Evlendin mi? Şunu daha önce telefon edip söylesene be kızım. Ya ben de o zaman senin adını defterimden silerdim ya. Aman. Hay ne kadar münasebetsiz insanlar var canım. Anneciğim hiç boşuna uğraşma. Bak kim elini atsan boş çıkıyor. Hem belki de Müfit Bey'in sevdiği biri vardır değil mi ama? Olamaz mı yani? Müfit'in. Ayol hangi salak onu ister ki? ne yapalım? Her çürük malın böyle bir gerzek alıcısı çıkıyor işte. Kanka söyle bakalım. Ne anlatacaktın sen bana? Bak Masar, sen benim en eski, en iyi ve en delikanlı arkadaşım. Canım benim kankacığım sağ ol. Sen de benim için öylesin. Sağ ol. İşte bu yüzden ben senin kardeşim. Bize nazar değmesin. Ne arkadaşlar var ya. Ama bak. Duysan hayatta inanmazsın. En yakın arkadaşının kız kardeşine sarkan iğrenç herifler var. Düşünsene en yakın arkadaşının kız kardeşi. Bana böyle bir şey olacak. Pek, pek anında. Lama gibi adamın suratına tükürürüm ben. Neyse sen bana ne anlatacaktın? Milli takımı diyorum ya. Almanya'yı nasıl devirdik ama. Biz seni sonra ararız tabureciğim. İpek, iyi günler. İyi günler bir tanem, görüşmek üzere. Selam. Selam Beyhan'cığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Ben iyiyim. Güzel olmuş saçların, yamyam modeli mi? Merhaba Mektube teyze, nasılsınız? Merhaba kızım, hoş geldin. Türünün son örneği Akdeniz salağı da geldi. Masar'la beraber evlenip duruyorduk ya bir ara. Tabii sonra bozuldu işler. İşte nikah fotoğrafçıları çeşitli nikahlarımızda çekilen fotoğrafları getirip satmak istediler bana. Ben de param yetmediği için satın alamadım. Onun için Masar Bey'den borç para isteyecektim. Doğru ya, o kadar çok nikah masasına oturdunuz ki. Bir ara abone olmuşlardı zaten. Bana bak. Sana hayırlı bir kısmet buldum. Kim? Bizim Müfit. Teşekkür ederim. Benim başkasına sözüm var. Kime? Masar Bey tabii ki. Sonra ayıp olur değil mi? Ayıp ne kelime Reyhancığım. Senin gibi bir salak başka birisiyle evlenirse karı koca olarak üzüm üzüm üzülürüz. Neyse canım. Ben Müfit yabancıya gitmesin diye söylemiştim. Hadi yürü Firdevs. Müfit'e bir kısmet bakmaya gidelim. Bu iş böyle telefonla olmuyor. Anne ben gelmeyeyim diyorum. Biraz abimin evini toparlayacağım ben. Daha çok kendimi toparlayacağım desene şuna. Aman! Aman! Senin bugün huysuzluğun üzerine zaten. Hadi ben gidiyorum. Hoşça kal kız. Güle güle. Aman! Fazla bile kaldın zaten.
Ay işte annen gitti ama yine göreceksiniz tamam mı? Ağlama boşuna. Bak madem ayrı kalmaya dayanamıyorsun sen de gitseydin yanına. Aptallaşma Reyhan. Ben onu ağlamıyorum ki Müfit'e ağlıyorum. Annem abimin evlenmesi için önce Müfit'in evlenmesi gerektiğini düşünüyor. Onun için de ona kısmet arıyor. E tamam işte. Zaten sen de Müfit'i istemiyordun ya. Ne istememesi ya? Bilmiyor musun? Ben ona ders vermek için öyle davranıyordum. Ama numaranız ters tepti sevgili kurnaz görümceciğim. Ya annem bunu nereden bilsin ama? Ben bile işin içinde olduğum halde tam olarak anlayamıyorum. Annen hiç anlamaz tabii. Annem de bugünlerde kafayı iyice üşüttü. Benim yerime Müfit'e kız bulmaya başladı. Hayır, o kadar kısa boylu kızı nereden bulacak merak ediyorum. Japonlar bile Müfit'in yanında dev gibi kalıyor. Ah! Ya Reyhan! Mazhar Bey! Kız ne işin var senin burada? Fotoğraflar için gelmiştim. Fotoğraflar mı? Ne fotoğrafı onlar? Nikah fotoğrafları. Fotoğrafçılar benden para istediler. Benim de param yetmediği için sizden istemeye geldim. Tabii canım. Veririm. Ne de olsa yarısı benim sayılır. Nasıl yani? Fotoğrafların yarısını ortadan kesip alacak mısınız? Hayır. Yani nikahta ben de olduğum için benim de para vermem lazım diyorum. Peki sen buraya nasıl girdin? Menkıbe teyzelerle birlikte geldik. Sonra onlar gittiler. Mazhar Bey sizden bir şey rica edebilir miyim? Tabii edebilirsin canım. Size zahmet olmazsa beni hamile bırakabilir misiniz? Tabii. Ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helalem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Rus acım ölmemiş. Helalem.